Taha Akyol, Şimşek, TÜSİAD ve iktidar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜSİAD'a gidip görüşmesi normal. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD hakkında hain, cibilliyetsiz, sert hesap sorarım, kapıları kapatırım şeklindeki sözleri hatırlanınca Şimşek'in görüşmesi önem kazanıyor. Daha önce de bakanlar Lütfi Elvan, Abdülhamit Gül ve Merkez Bankası Başkanı Naci Abal TÜSİAD heyetiyle görüşmüşlerdi. TÜSİAD Başkanı Kaslowski, büyük memnuniyet duyduk diyerek ayrılmıştı. Çünkü aynı rasyonel dili kullanıyorlardı. O dönemde Erdoğan da, reform, diye konuşuyor, Avrupa'ya olumlu mesajlar veriyordu. Fakat bu, 4 ay sonra Ağbal'ın yerine Kavcıoğlu'nun atanmasıyla bitecekti. Bakanlığa Nebati'nin gelmesiyle, epistemolojik kopuşun adı konulacaktı. Nebati de TÜSAD'la görüşmüştü fakat ayrı dilleri konuşuyorlardı. Aynı fikirdeyiz, TÜSİAD'da Şimşek'e de uzun bir sunuş yaptılar. Notlar alarak dinledikten sonra Şimşek'in sözleri aynen şöyle, tamamen aynı fikirdeyim. Hepsini yapacağız. Bunda tereddüdünüz olmasın. Emin olun ama yöntem ve faiz konusunda biraz sabırlı olun. Aynı, rasyonel, dili kullandıkları belli. Yeni de değil. Turgut Özal, Kemal Derviş, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Durmuş Yılmaz, Lütfi Elvan, Naci Ağbal siyasi görüşlerinde bazı farklar olsa da rasyonel iktisadi görüşleri aynı. Şimşek sabırlı olunmasını isterken "Mahalli seçimler keşke yarın olsa, bitse." demiş. Yani reis İstanbul'u geri alacak. Onun önceliği bu. Şimşek'in sabır istemesinin tek sebebi seçimler mi? Düşündüğü bütün reformlara Erdoğan razı olur mu? Şimşek dilediği gibi ekibini kurabilir mi? Bu sorular orta yerde duruyor. Şimşek, haftaya dört bakan yardımcısı açıklayacağını söylemiş, beğeneceksiniz, demiş. Yapısal reformlar. Dün kitlelere yuhalatılan Şimşek gibi gerçek bir iktisatçının bugün göreve getirilmesi, dün Erdoğan'ın ihanet diye suçladığı TÜSAD önerilerinin bugün böyle gündeme gelmesi, seçimlerin ekonomiye olumsuz etkisi siyasi kültürümüzün de rasyonelleşmesi için bu sorunlar üzerinde durmalıyız. TÜSİAD, ta 9 yıl önce ihale yasasının bozulduğunu, bunun yabancı sermayeyi caydıracağını söyleyerek uyarıda bulunduğunda, Erdoğan, TÜSİAD'ı ihanetle suçlamıştı. Halbuki Şimşek de yine 9 yıl önce ihale kanununda istisnalar denilen büyük delikler hakkında yetkim olsa tamamen kaldırırım diye konuşmuştu. Lütfi Elvan da 5 yıl önce ihale kanununu düzeltmek gerektiğini söylemişti. Akıl aynı olunca kim dedi? Nin önemi yok görüyorsunuz. Peki, Şimşek şimdi ihale kanunundaki delikleri kapatmaya teşebbüs edecek mi? Seçim ekonomisiyle 10 yıldır ekonomi tahrip edildiğine göre, bunu önlemek için Merkez Bankası tekrar bağımsız hale getirilir mi? Böyle yapısal reformlar yapılır mı? Avrupa standartları Şimşek'in görüşmelerinde tabii ki Avrupa Birliği ile ilişkiler de esaslı konulardan biriydi. Bu konuda da aynı akıl söz konusu. Şimşek 7 yıl önce Forum İstanbul'da şöyle konuşmuştu, Türkiye'de 3 çıpa olmalı, Avrupa Birliği, reform ve maliye politikası. Yabancı kaynak gelmesi için risk primi düşük olacak, dünya normlarında olmalıyız. Tüm alanlarda rasyonaliteyi korumalıyız. Bundan koptuğumuz için son 7-8 yıldır dünya hızının gerisindeyiz. AB bizi almaz. Sorun bu değil, sorun o standartlardan uzaklaşmak. Burada defalarca yazdım. İktisat tarihçisi Profesör Şevket Pamuk iktisadi gelişmemizin her dönemde vasat olduğunu belirtir. Son 5 yılda vasatın da altında. Yapısal reform. Soru şu, şimşek para ve maliye politikalarını düzeltmekle yetinmeyip yapısal reformlar yapabilecek mi? İster ama ben ümitli değilim. Dün Derin Acemoğlu çok önemli bir açıklama yaptı. Yapısal reformların, liyakatli kadroların, yolsuzlukla mücadelenin, bağımsız yargının, eğitim ve teknolojinin önemini vurguluyor. Şöyle diyordu: "Önemli bir tehlike bir 10 sene daha düşük kaliteli büyüme ile devam edip elindeki potansiyeli kaybetmek." Bence Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike böyle vasat bir şekilde devam etmesi. Düşük kaliteli büyüme seçim kazandırıyor ama Türkiye'nin orta gelir tuzağı NDA debelenip durmasına sebep oluyor. Tek çıkış yolu her alanda rasyonelleşme. Gelişmiş olmanın temel ön şartı.